31 Aralık 2022'de Baran Korkmaz 17 yaşında ve Hüseyin Gökalp 18 yaşında bir akrabalarının nişanına gidiyorlar. Orada yöresel kıyafetle giyiyorlar. Çalış yapık dediğimiz yöresel kıyafetleri giyiyorlar. Tahmini 11 civarında oradan dönüyorlar. Döndükleri esnada karşılarından akre tipi bir zırhlı araç geliyor. Yavaş yavaş zaten görüntü kayıtları da mevcut. Hepiniz izlemişsinizdir. Birden onlara küfür ve hakaret etmeye başlıyorlar. Yani bildiğiniz ağır bir şekilde hakaret ediyorlar. Hüseyin'i tutup araca dayıyorlar, kafasını araca vuruyorlar, Baran'ı yere yatırıyorlar, bacağına silah dayıyorlar. Gerek tekmelerle, gerek yumruklarla, gerek ağır küfürlerle hakaretler ediyorlar. Olayın oluşmasından 2-3 gün sonra derneğimize başvurdular, Yozgatlı İçişleri Kuşlar Derneği'ne başvurdular. Sürecin en başından itibaren bu suçun bunların bir nefret suçu olduğunu, hakaret suçu olduğunu ve işkence suçu olduğunu. Çünkü bu üçünün de şeylerini taşıyorlar, koşulluğunu taşıyorlar. Suç duyurusunda bulunduk ancak maalesef savcılık aşamasından itibaren basit yaralamadan ve kamu görevini kötüye kullanma sebebiyle, şekliyle basit yaralamadan davayı açmaya çalıştılar. Yani suç tanımını bu şekilde yaptılar. İtiraz ettik. İddianame o şekilde düzenlendi. Daha sonra dava açıldı. Musaibin 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde. Buna da itiraz ettik. Çünkü bu davanın görüleceği yer orası değil. Yani bu davanın görüleceği yer ağır ceza mahkemeleri. Çünkü ortada insanlığa karşı bir suç var. Ortada bir ayrımcılık suçu var. Nefret ve ayrımcılık suçu var. Dosyanın içeriğinde zaten bunun oluştuğunun delilleri de yani kendileri de bunu kabul etti. Ne saikle, nasıl bir amaçla hareket ettiklerini açıkça kendileri beyanlarda şunu söylediler yani biz kıyafetlerinden şüphelendiğimiz için yani şüphe nedenleri kıyafetleridir. Kıyafetlerinden şüphelendikleri için aslında orada kıyafet bir şüphe değil. Kıyafet orada bir neden, bunu neden olarak görüyorlar. Çünkü orada onların giydiği şal-ı şapık Kürt ulusal kıyafetleridir, yöresel kıyafetleridir. Yani sadece Nusaybin'de giyilmez, birçok yerde giyilir veya sadece Nusaybin'de bile giyilse oranın halkının yöresel kıyafetidir. Ve yöresel kıyafetler, kültürü taşıyan öğeler bir insanın kimliğidir. Ve sen bir kimliğe karşı nefret duyarak veya bunu bir suç unsuru olarak görürsen, bir şüphe sebebi olarak görürsen bu açıkça nefret suçu olur. Nefret ve ayrımcılık suçu olur. Yani mahkeme bilerek bunu bağlamdan koparmaya çalıştı. Sadece sonuç endeksli bakmaya çalıştı. Zaten iki celsede karar verdi. Bu karar tek başına öznel olarak asla değerlendirilemez. Yüzyıllık bir devlet politikasının son örneği maalesef. Yani bugün de JITEM davasında verilen karar aslında bunların bir silsile olduğunu gösteriyor. Tek başına bir karar değil. Düşman hukuku uygulanıyor. Yani Türk Ceza Kanunu kendisi uygulansa, bütün Türkiye'de uygulandığı gibi burada uygulansa, aslında ortada ikircikli bir yapı var. Bir Türkiye'de uygulanan hukuk, bir de burada, bu coğrafyada uygulanan hukuk. İkinci aşaması ise bir Kürtlere karşı veya ötekileştirilen sınıflara karşı uygulanan hukuk ile diğer sınıflara uygulanan hukuk. Yani bir coğrafya farkı var uygulanan hukukta, bir de sınıf farkı var. Yani Türkiye'de hukukun kimlik farkı, evet kimlik farkı. Yani bu bir patronla bir işçi de olabilir, bir Kürt de, Türk de olabilir, kadınla erkek de olabilir. Türkiye'de hukukun uygulanışı maalesef bu şekilde. Yani hukuk tamamen ikircikli bir şekilde uygulanıyor. Ve 100 yıldır Kürtlere karşı işlenen suçlarda, Kürtlere karşı sıfatlarından, kimliklerinden dolayı işlenen suçlarda açık bir şekilde cezasızlık politikası var. Trajik bir ceza verildi. 450 gün gibi bir ceza verildi. Onda da indirim yapıldı. 375 güne indirildi. Ve o da para cezasına çevrildi. O para cezası da HGB'ye çevrildi. Yani o para cezasını da ödemeyecekler. Dosyayı takip edeceğiz. Tabii ki biz itiraz edeceğiz dosyaya. Tabii ki itiraz edeceğiz. İtirazımız kabul edilmezse Anayasa Mahkemesi'ne, oradan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebildiğimiz kadar bunun peşini bırakmayacağız. Hukuki sürecini devam ettireceğiz.